Kırmızı ruj sürdüm. Hayatımda üçüncü kez kırmızı rujla karşınızdayım. Herhangi birinin karşısındayım. Biraz daha böyle süslenmeye karar verdim. Beğendiniz mi? Siz nasıl buldunuz? Aloha! O zaman biliyorsunuz artık aloha diye başlayacağım. Bütün videolara aloha benim, herkese merhaba, işte nasılsınız, selamlar falan değişim olacak. Evet, bugünün konusu, daha doğrusu benim sizlere açmak istediğim ve sizlerin de fikirlerini almak istediğim konu şu. Özellikle bugünlerde, bu süreçte diyeyim, her birimiz normalde olduğundan çok daha fazla sosyal medyada zaman geçiriyoruz ve belki kimimiz 2 saat geçirirken 6 saat geçiriyor, kimimiz 6 saat geçirirken 12 saat geçiriyor. Ve benim de sorum kendime de size de, acaba sosyal medya ve bir yerde telefon bağımlısı mıyız? Ve buna sebep olan etmenler ve etkenler ne? Biraz bunu sizlerle konuşalım istiyorum. Arkadaşlar, açıkçası benim Twitter'ım yok. Facebook'um, Instagram'ım var. Onun dışında şey vardı, Snapchat vardı bir ara. O da hiç bende olmadı. Yani bir arkadaşım böyle sana açalım falan dedi. Yükledi galiba ama hiç kullanmadım. Filtrelerini bir biliyordum. Bayağı oluyor. Onun dışında yani hani böyle benim deli gibi aktif kullandığım belki tek platform, Facebook zaten artık kullanmıyorum, Instagram'dır. Ama Instagram'da da bence çok zaman geçiriyorum. Bu çokun bendeki karşılığı da minimum herhalde 3-4 saat bugünlerde bir günde geçiriyorumdur. Hani minimum 5 saati geçtiğini düşünmüyorum. Çünkü kitap da okumaya, yoga da yapmaya, başka şeylere de özellikle zaman vermeye önem veriyorum. Ama bu 4-5 saat benim için fazla. Şimdi buradan size birkaç maddede gerçekten sosyal medya bağımlısı mıyız? Ya da neden bu kadar telefona bağımlıyız konusunu açacağım. Açıkçası böyle bir video çekeyim diye böyle düşünmedim. Hani aman da şimdi ne çekeyim, hadi bunu çekeyim gibi olmadı da. Bu sizinle paylaştığım Procrastination kitap önerim vardı. O kitabı bilmiyorum, aldınız mı, okudunuz mu? Genelde kitaplarla ilgili aldım okudum falan yorumları çok gelmiyor. Bilmiyorum ya, izleniyor ama sizden geri dönüş çok olmuyor. O yüzden eğer alıp okuduysanız, özellikle benimle paylaşırsanız hani alanlar ve okuyanlar, çok sevinirim. En azından sevdiğiniz mi sevmediğiniz mi, hani bunu da bilmiş olurum. O kitapta Timothy A. Pigeon miydi, Pisin miydi, soyadını asla söyleyemediğim o Kanadalı yazarımızın bir bölümde böyle bahsi geçiyordu, bu sosyal medyaya ne kadar zaman harcıyoruz ve bunun bizim savsaklamamız üzerine etkisi, böyle birkaç sayfa yer vermişti. Oradan benim aklıma bu konu geldi. Şimdi sosyal medyada bu kadar çok zaman geçirmemizin ana sebebi bizim yalnız kalmama ve temel insani ihtiyacımız olan diğerleriyle sosyalleşme ihtiyacı olabilir mi? Bu birincisi. Bu gayet makul çünkü her birimiz zaten hani insan olarak sosyal varlıklar olduğumuz için yalnız kalmak istemiyoruz. Ve yalnız kalmak istemediğimiz için de o Instagram'a girmek, başkalarına işte yorum atmak, onların storylerine bakmak, ne bileyim Twitter'ı benden çok daha iyi bilenler vardır. Orada galiba birbiri, yani bu kadar cahil olduğum ortaya çıksın istemezdim ama retweet'i biliyorum hani, galiba birileriyle konuşabiliyorsunuz falan filan. Yani sonuç olarak bir sosyalleşme orada da mevcut. Ve bu en önemli sebeplerinden biri diye düşünüyorum. Özellikle ben yine burada burçlara bağlamak istemiyorum ama sonuçta balık burçları mesela yalnız kalmaya gelemez. Ya da ikizler ya da yay, hani böyle çok yalnızlıktan hoşlanmazlar. Hani insan olarak her birimiz öyle ama özellikle bu burçlar daha da böyle aman yalnız kalmayayım, aman insanlar olsun çevremde falan. Ona her birimizden daha çok, belki de bir yerde muhtaç demeyeyim ama işte ihtiyaç duyabilirler. İkinci, sosyal medyaya bağımlı olabileceğimizi belki gösteren sinyal mi diyeyim ya da böyle bir etmen, anında tatmin sağlaması. Yani
Mesela bir post ediyorsunuz Instagram'da ve anında ona geri dönüşler oluyor. Like'lar alıyorsunuz, yorumlar alıyorsunuz ve bu sizi bir şekilde tatmin ediyor. Ve yine insan olarak en önemli bizim ayarımız diyeyim buna, beğenilme arzusu. Ve biz sevilmek istediğimiz ve beğenilmek istediğimiz için de zaten bu anlamda bu tatmini bize sosyal medya fazlasıyla veriyor. Dolayısıyla normal hayatta mesela düşünüyorum ben bazen, hani sosyal medya olmadan, Instagram doğmadan önce, ki ben 88'li olarak bu kuşağa aitim. Instagram yoktu. Geçenlerde böyle bir döndü. 2010 yılında galiba Instagram çıktı. Yanılıyor olabilirim ama öyle hatırlıyorum. İşte Facebook yokken, bizim zamanımızda, hatta çok eskiler bunu bilirler, ICQ vardı, Mirch vardı. Mirch böyle bayağı şeydi, hani chat, hani ilk çıkan böyle internet işte tanışma sitesiydi diyeyim, ki o zamanlarda böyle çok tehlikeli bulunurdu. Ve yani çok enteresan, ben 13 yaşındayken, yani mesela 2001 yıllarında falan bu bahsettiğim size. Neyse, MSN vardı, Messenger vardı. Hani oralarda sosyalleşme vardı. Şimdi şuna geleceğim. O zamanlardan bugünlere neler değişti? Hele ki benden önceki zaten kuşaklar diyeyim. Acaba nasıl beğeniliyordu ya da nasıl bunun tatminini sağlıyordu? Yani bunu bir bilmiyorum. Düşünmek isterseniz size böyle bir sorular sorarak, zaten ben genelde videolarımda böyle yapıyorum. İçimden bu geliyor. Bunu seviyorum herhalde. Dolayısıyla yani siz anında tatmin almasanız Instagram yoluyla, başka sosyal mecralardan diyeyim, neye yönelirdiniz? Mesela aslında YouTube da öyle. Sonuçta ben video çekiyorum ve tabii ki de hani birincisi kendim paylaşmak istiyorum ve sizlerle bunu paylaşmak bana çok iyi hissettiriyor. Çünkü böyle bir size de sanki destek oluyormuşum gibi ya da böyle yanınızdaymışım gibi hissediyorum. Bu bir etmen ve büyük bir etmen, ama bunun yanı sıra asla yalan söyleyemem. Sizden aldığım işte like'lar, yorumlar, her şey inanılmaz derecede iyi geliyor bana. Tabii ki de işte olumsuz yorumlar geldiği zaman bu da moralimi bozmuyor değil. Allah'tan çok teşekkürler ki böyle deli gibi öyle olumsuz yorumlar almıyorum. Ve inanıyorum ki olumsuz yorum atan da zaten bir yansıtma yapıyor. Aslında onun içinde de öyle ya da böyle, herkesin içinde çok kapatmış olsa da sevgi olduğuna inanıyorum. Sonuç olarak anında tatmin olmamız bağımlı olabilme kapasitemizi arttırıyor. Ya da belki orada çok daha fazla zaman geçirme kapasitemizi diyebilirim. Üçüncü etmeni, her an erişilebilir olması. Yani eski zamanlardan böyle düşündüğümde hep aklım oralara gidiyor. Mesela bir mektup yazıyordunuz. Tabii ki eminim bu videoyu izleyenlerin çoğu bir mektup yazıp da ondan cevap gelmesini bekleyecek yaşta olmayabilir. Ama ben de aslında bu yaşta değilim, ama yurt dışında yaşadığım için böyle çok fazla kartpostal yazıyordum. Ya da yani kartpostala işte yazı yazıyordum. Ya da ben zaten mektup yazmayı, günlük tutmayı falan çok sevdiğim için hani böyle yazıyla hep içli dışlıydım. Özellikle özlediğim, sevdiğim arkadaşlarıma, aileme falan. Ve ondan böyle hani beklemek o cevabı çok heyecan veriyordu. Dolayısıyla şu anda ve şu durumda her an erişilebilir olmamız. Bu kelimeyi de söyleyemiyorum. Erişilebilir. Her an erişilebilir. Her an erişilebilir olmamız ve yani dediğim gibi işte Instagram'a post attığımızda like gelmesi, ne bileyim bir şey paylaştığımızda ona yorum gelmesi falan, bunlar aslında bizim motive olmamızı da sağlıyor. Yine geliyor, dayanıyor en temelinde beğenilme arzusu ve sevilme arzusuna aslında hitap ediyor. Bizim bütün yaptığımız bana kalırsa bunu tatmin etmeye yönelik. Çünkü en derinlerimizde yatan beni beğen, beni sev. Ve belki şunu sormak çok faydalı olabilir. Ben hiç beğenilmesem ya da ben hiç sevilmesem elimde avucumda ne kalır? Yani ben hangi materyallerle kalırım? Hani en özünde diyeyim. Ve bunun da bence yani en büyük cevabı şöyle bir şey olabilir. Hiç kimse beğenmese, hiç kimse sevmese, bunun formülü sizin kendinizi sevmeniz. Yani ben beni seviyorsam, sen seni seviyorsan ve gerçekten kendinle barışıksan, bir başkasının dediği ya da bir başkasının like'ı ya da yorumu çok da böyle deli gibi uçurmayabilir. Çünkü şöyle bir tehlike var bunda. Parantez açarak bir araya gireceğim burada.
Mesela çok olumlu bir yorum ya da çok güzel böyle cümleler sizi gerçekten ama gerçekten çok mutlu edip havalara uçuruyorsa böyle deli gibi gelen en ufak böyle olumsuz yorum da sizi dibe çökertebilir. Dolayısıyla burada ben onu en azından deneyimlemeye elimden geldiğince çalışıyorum ama tabii ki de çok başarılı değilim. Şunu yapmaya çalışıyorum. Mesela hani çok teşekkürler herkese bu arada. Çok güzel bir yorum geldiğinde tabii ki de onu sevgiyle kabul ediyorum. Çok seviniyorum ya da bir arkadaşım bir hediye aldığında çok seviniyorum. Ama böyle hani wow, muhteşem işte bütün hani ben çok değerliyim ya falan duygusuna kapılmıyorum. Kapılırsam çünkü hani yarın öbür gün ay bu da ne salak kız falan denilirse onda da çok üzülürüm. O yüzden şuna bakıyorum. Hani Kardelen sen kendi değerini kendin sana biçiyorsun. Sen seni seviyor musun? Sen seninle mutlu musun? Barışık mısın? Hani o yüzden belki de elimizde avucumuzda kalan şeyler bunlar olursa en azından böyle deli gibi bağımlı olma ihtiyacımızdan da belki biraz kurtulabiliriz eğer bu bizi rahatsız ediyorsa. Dördüncü olarak arkadaşlar neden sosyal medyada bu kadar zaman geçiriyoruz'a bir cevap diyeyim. Kesinlikle şu olabilir. Bir kere çok fazla dikkatimizi dağıtıyor ve yaşadığımız bu günlerde hani bu toplumda zaten inanılmaz derecede böyle bir stres ve panik içinde yaşamaya meyilenebiliyoruz. Başlı başına şehir hayatı zaten yorucu olabiliyor ve bizim böyle dikkatimizi dağıtan, bizi belki güldüren, belki neşelendiren şeylere de ihtiyacımız olabiliyor. Ama bir bakıyoruz hani giriyorsunuz, aa işte 10 dakikaya çıkarım zaten deyip hop 3 saat geçiyor farkına bile varmıyorsunuz eğer ki bir işiniz yoksa. Dolayısıyla burada yine hani en dikkat edilecek şey diyeyim. Bir kitap okuyorum ya ondan da bahsetmek istiyorum. Hani Patanjali değil ne onun adı? Iyengar. Iyengar'ın bir kitabı onu seversem sizle zaten paylaşacağım. Orada şundan bahsediyor Iyengar. Her şey ya hazla ilgili ya da acıyla ilgili. Ve biz hani o kadar çok haza odaklanıyoruz ki hani dikkatimiz dağılsın, o stres gitsin falan. Böyle yaratıcı şeyler yapmaya gerçekten belki zaman bulamıyoruz. Belki şöyle oturup kendimizi dinlemeye zaman bulamıyoruz. Dolayısıyla bunu dengede tutmanın o yüzden çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Sadece dikkatimiz dağılsın ya da bazen bir bakıyoruz mesajlara dalmışken işte e-maillerimize yani hop bir mesaj geliyor WhatsApp'ta buluyoruz kendimizi. O WhatsApp'ta işte 15-20 dakika geçmişken Instagram'a da bir bakayım oradan bilmem neye de atlayayım ne bileyim ben. Hani Twitter, Facebook'u böyle bir şeyin içindeyiz. Burada da aslında bir bombardıman var. Dolayısıyla biraz sakin olmak, biraz belki durmak, şeye de çok önem veriyorum. Ben de aslında yapmak istemiyor değilim. Yapabilirim de. Yani aklımda bulunsun. Sosyal medya detoksu. Gerçekten böyle bağımlı olduğunuza %100 inanıyorsanız ve neden bu kadar sosyal medyada zaman geçiriyoruz sorusuna sizin yanıtınız, çünkü bağımlıyım ise belki sosyal medya detoksunu bir hafta olmasa bile 3 gün 5 gün deneyebilirsiniz derim. Ben mesela bağımlı olduğumu düşünmüyorum ama bu süreçte kesinlikle normal olduğundan daha fazla zaman geçiriyorum. Bir de YouTube'u hani işim olarak görüyorum. Yani çok ciddiye alıyorum ve çok seviyorum. Ve böyle biraz aslında hani bu videolarda daha da saçmalayayım da istiyorum. Hani tabii ki böyle konuları paylaşmak güzel ama böyle daha da ne bileyim böyle sonuçta her anımda böyle geçmiyor ya. Hani onları da paylaşayım istiyorum. O yüzden iş olarak gördüğüm için biraz belki hani bir tık daha işte editiydi, yayın hazırlamasıydı, konuşmalardı hani gerekli kişilerle daha fazla zaman geçirmek durumunda kalıyorum. Ama böyle bir ihtiyacınız ya da durumunuz yoksa siz belki daha az zaman geçirmeyi genel olarak seçebilirsiniz. Ve son olarak çok 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 önemli bir nokta ya da madde diyeyim artık. Sosyal medyaya bu kadar sosyal medyada bu kadar zaman geçirmemizin en önemli sebebi bence yattığımız yerden hiçbir şekilde emek sarf etmememiz olması. Yani resmen bilmiyorum çok tuhaf geliyor bana bir yandan, bir yandan da yani bu zamanın artık kuralı sanki. Şurada bir söz var ben asmıştım zamanında. Şey yazıyor. Oyunun kurallarını önce öğrenmen lazım, sonra da herkesten daha iyi oynaman lazım demiş Einstein. Onun sözü o bu aklıma geldi. Şuna değineceğim. Şimdi yattığımız yerden evet hiç emek sarf etmeden her şeyi elimizin altında hani alışveriş de yapabiliyoruz.
İşte dating, yani o tanışma sitelerinden biriyle de tanışabiliyoruz. Instagram'dan post da edebiliyoruz. Zaten e-mailleri falan gönderebiliyoruz. Ve artı evden çalışabiliyoruz. Yani internette evden çalışma imkanına sahibiz. Ama arkadaşlar, şunun gerçekten önemini unutmamamız gerektiğine çok gönülden inanıyorum. Tabii ki de evden çalışalım. Tabii ki de teknolojinin, internetin bize sunduğu bütün bu faydalardan yararlanalım. Yani yarar sağlayalım. Faydalardan yararlanmak diye bir şey var mı bilmiyorum. Ama bu fayda sağlayan her şeyi kendi yararımıza kullanalım diyeyim. Daha düzgün bir Türkçe ile. Lakin şunu da unutmamamız gerekiyor. Bence gerçekten, dolayısıyla kelimelerine aşığım. Belki de yüz yüze iletişimin yerini gerçekten hiçbir şey tutamaz. Yani arkadaşlarımızla telefondan konuşmak yerine gerçekten onları bir arayıp seslerini duymak ya da işte mesajlaşmak yerine ya da seni görmek istiyorum deyip hani onlarla böyle yüz yüze konuşmak, böyle dokunmak, yani bunun yerine bir şeyin tutabileceğini ben inanmıyorum. İşimizi yapalım ama yani internetten ve hani sonuç olarak sosyal medya ile ilgili de bir iş yapabiliriz. O işimizi hallettikten sonra çok fazla dağılmadan, meditasyona da belki zaman ayırarak, belki yaratıcı olabileceğimiz başka alanlara da zaman ayırarak bunu dengede tutmamız gerektiğine inanıyorum. Diğer türlü makineden bir farkımız kalmayabiliyor ve gittikçe bu hem olumlu hem olumsuz teknoloji daha fazla işte böyle, yani beğenilme arzusunu kullanıyor aslında bence sosyal medya. Kesinlikle sizin hani sevilebilir olma ve beğenilir olma arzunuzu kullanıyor. Çünkü Instagram'da 1 milyon olsanız ne olur, nasıl hissedersiniz kendinizi mesela bir düşünün, ya da 10 milyon olsanız ya da 1000 aboneniz olsa ne olur. Aslında siz aynı sizsiniz, hiçbir şey değişmiyor, kendinizden bir şey kaybetmiyorsunuz ama o 1 milyon olduğunda, 10 milyon olduğunda böyle inanılmaz bir ben beğeniliyorum, ben seviliyorum duygusu geliyor. Bunu tabii ki de doya doya yaşayın bu arada, hani onlara hiç lafım yok, umarım benim de öyle olur ama yani o gerçek özümüze de sadık kalmak gerekiyor. Yani siz sizsiniz zaten. Yine kendinizi sevdiğinizde bir şey değişmeyecek. Yani yine barışık halde kalacaksınız. O yüzden en önemli olan nokta bu diyorum. Yine ben deli gibi konuşabilirim. Daha da başka konulara da girebilirim. Ama özümde yatan en önemli nokta denge. Ve de yıllar önce bu ben işte üniversitede okurken bir derste bir hocamız vardı, adını unuttum ama kadın küt saçlıydı, çok iyi bir hocaydı. 2011-2012 yıllarında falan bu. Şey demişti, hiç unutmuyorum, o zaman daha teknoloji bu kadar gelişmemişti. İlerleyen 10 yıllarda teknolojik aletler bizim bir uzvumuz olacak demişti. Onu hiç unutmuyorum, o dersi hiç unutmuyorum. Çok enteresan gelmişti bana, yani şunu... Bununla ilgili bir de biz essay yazmıştık, böyle deneme. Şeydi konu, yani mesela cep telefonu, hani elimiz kolumuz var ya, mesela Allah korusun bir kolunuz olmadığını düşünün. Cep telefonu sizin o kolunuz. Ve hani aslında öyle, yani bir organınız ya da laptopunuz, hani sizin bir uzvunuz. Onunla ilgili ne kadar aslında onlara ihtiyacımız olduğunu, onlarla bütünleştiğimizi, böyle cyborg deniyordu. Hani böyle robot gibi insanlar mı deniyor, cyborg, onlar üzerine bir deneme yazmıştık. Beni çok etkilemişti. Bundan da bahsetmiş olayım. Dediğim gibi yani birebir iletişimin yerini hiçbir şey tutmaz. Bu videoda neden sosyal medyada bu denli zaman geçiriyoruz adlı bir çalışma olarak burada dursun. Siz sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Bundan mutlu musunuz bir kere? Yani gerçekten size fayda sağlıyor mu? Yoksa yok ya, çok daha iyi şeyler yapabilirim diyor musunuz? Yorumlarda bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda artık biliyorsunuz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de ve destek olmak isterseniz bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Her hafta 6'da video yayınlıyorum. Dediğim gibi o bildirim zilini de zaten açarsanız haberiniz olur. Şunu da yapmadan eksik kalmayın. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Mahalo diyorum. Arada sallanıyorum böyle. Umarım başınızı döndürmüyorum. Ya bunu çok seviyorum. Siz nasıl buldunuz? Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Mahalo. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Mahalo. Bunu çok komik oldu bence.